Malatya editör olarak bugün sokaklarda Malatyalı vatandaşlara Malatya'daki yatırımları sorduk. Vatandaşlar yatırımlardan memnun mu, yeterli mi? Tüm bu soruların cevabı şimdi Malatya editörde. Bizlere destek olmayı, bildirimleri açıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yok, mevcut değil abi. Ne yatırım bu ki Malatya? Yatırım yok mu? Yok, ne yatırım bu? Gelişmiyor mu Malatya sizce? Gelişmiyor tabii. Rahmetlik Türküt Özel gitti, Malatya olduğu gibi çöktü. Sizce nedeni ne? Hı? Neden böyle peki? İşte. Tayyip Baba da bakmıyor işte, Malatya bakmıyor. 24 Ocak depremi yaşandı. Çoğu binaların bir depreme karşı riski var fakat hala binalarda oturanlar var. Aynen öyle abi. Bakım yok abi, kimse bakmıyor. Baktığımız zaman Elazığ'da da oldu deprem ama Elazığ kendini yeniledi fakat Malatya aynı kaldı. Olduğu gibi Malatya yerinde sayı. Anladım, sağ olun. Teşekkür ederim. Var yeterli mi? Yeterli değil. Neden? Valla milletvekilimiz var 6 tane. 6'sı 6 para etmez. Malatya'ya bir hizmet yapamıyorlar. Sonra imar falan da güzel değil. Bir şey söyleyemeyeceğim yani, çok şey ya. Sizce neden yeterli değil yatırımlar? Nelerin yapılması gerekiyor? Nelerin yapılması gerekiyor? Bir defa fabrikalar özelleşti. Vatandaş boşta, işsiz. Ekonomi kötü. Ekonomi kötü olunca da ister istemez yatırım da gelemiyor. Devletin bütçesi boş diyelim daha doğru. Çünkü boş yere harcandı. Onun için de yatırım da gelmez. Milletvekillerimiz de diğer mesela diğer iller gibi memleketimize pek sahip çıkmıyorlar. İşte göstermelik milletvekili gelip şurada ziyaret edip millete bakmıyorlar. Ondan sonra da yatırım da gelmiyor, bir şey de gelmiyor. Bu kadar. Malatya'da yatırımlar yeterli mi? Malatya gelişiyor mu sizce? Bir şey söyleyeyim. Ama fabrikalarda çok hakareti var. Niye biliyor musun? Kayısı fabrikada çalışan insanlara ve sağlık müdürlere, işçilere şey yapmıyor, hani kontrol etmiyor. Mesela bir kayısı fabrikada çalışan insan, bayan, kadın. Birisi gelsin diye ki sizin sigortası yatırayım yatırmayayım mı? Bunu hiç kimse sormuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Fabrika sahibi getirip cebine para koyuyor. Sen milletin sigortasını ne yapacaksın? Boş verdin. Bunu hiç kimse sormuyor. Neden? Sizce ha, böyle? Neden sormuyor? Yani sormuyorlar mesela, hani millet yarısı sigortası göstermiyor. Yarısını da veriyor. Biz bunu şikayetçi. Başka bir şey yok. Anladım. Hiç burada sağlık müdürünü, sağlık şeyine, sigortasını hiç sormuyorlar bunlar. Ha gelsin ben götürem bunlara. Hakareti çok. Fabrikaları araştıracaksın, soruşturacaksın. Yazıktır, günahtır. Akşama kadar gözünü çıkıyor bu işte. Hakaret çok. Ben bunu gerçek diyorum. Eminim gerçek diyorum. Pek sayılmaz ama fena değil yani. Yani Malatyalı vatandaşlar bunlardan memnun mu, yatırımlardan? Bilmiyorum, halkın nabzını ölçmek lazım. Ben bu konuda pek bir bilgim yok yani. Siz kendinizin kendi olarak yani kişisel olarak ne dersiniz? O zaman yani işi bulabiliyoruz yani, çalışıyoruz yani, o şekilde devam ediyoruz. Anladım, sağ. Açımızdan pek bir olumsuz durum yok. Memnunsunuz. Evet. Yorum yapamayacağım, bilmiyorum. Şimdi bilmediğim bir şey de vardıysa. Gelişiyor mu Malatya yani? Vallahi şunu söyleyeyim. Refah Partisi'nin çoğu hani yaptıkları, Münir Erkal'ın yaptıkları başka bir şey ne yapılıyor? Ufak tefek yolları, kaldırımlar yapılıyor. Kaldırımlar da her gelen başkan onu söküyor, onu kaldırıyor, onu yapıyor, onu söküyor. Sadece kaldırım mı yapıyoruz? Şimdi ne yapıyor ki? Yani bir çalışma yok. Gözle görülür, şeyler olacak bir şey yok. Ta hani Münir Erkal'ın yaptıkları başka bir şey yok. Gençler işsiz olduğunu söylüyor. Malatya'da da gençlere bir iş kapısı yok deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kapısı yok, iş kapısı yok, doğru. Senin hani Çırmık'ta Yeşilyurt Belediye Başkanı bunda niye çalışıyor? Doğru mu?
Yani orayı da görüyor, burayı da görüyor. Vallahi ben Malatyalı değilim. Dışarıdan bakan biri olarak. Dışarıdan yani Malatya şu an iyi gelişiyor. Siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Erzurum mu daha gelişiyor yoksa Malatya mı? Malatya gelişiyor. Malatya gerçekten gelişiyor. Gelişmesi nereden belli güzel kardeşim? Gel kardeş. Gelişmesi için bir daire burada 3 milyar olduğuna göre demek ki gelişiyor. Gelişmese bir daire 3 milyar olur mu? Her yerde daireler ama pahalı. Burada bambaşka. Başımızda 850-900'den aşağı daire, 3 milyon tane daire var 3 milyar. Demek ki gelişiyor. Malatya güzel bir şehir. Erzurum'da ev fiyatları daha mı ucuz? Şimdi burayla orayı kastettiğinden burada daha ucuz oluyor. Burası daha ucuz. Burası daha pahalı oluyor. Orası ucuz. Burası kış memleketi. Burası göç alıyor. Orası göç veriyor. Burası gelişiyor. Yani iyi Malatya iyi. Pahalı evler. Yani memur kesimi bundan sonra ne araba alabilir ne ev alabilir. Araba 1 milyar. Evde 1 milyar. Memur da emekli o zaman 140-150 bin lira alıyor. Ne alsın? Ancak bir bozuk araba alabilir. Başka bir şey alamaz. Valla orayı bilmiyorum. Yani gelişiyor mu bir baktığınız zaman Malatya? Tabii gelişiyor. Olumlu mu olumsuz mu peki? Olumlu. Mesela? Ya ben 30 senedir buradayım. Eski Malatya kat kat gelişti. Şöyle batı tarafı hep bahçeydi. Şimdi komple şeyleşti bina, apartman, lüks daireler. 500 milyarlık daireler var. 800 milyona daireler var. Yani memnunsunuz. Yok memnunuz. Niye memnun değiliz? Yani durum gittikçe iyi gidiyor da şimdi bu pahalı fırsatçılık var. O fırsatçılık olmasa bak Avrupa'da da pahalılık var. Seyredin Avrupa'da da pahalılık var. Onu söylemiyorlar. Sadece Türkiye'ye diyorlar. Yani Türkiye'nin düşmanları çok. Türkiye'yi bir yere vardırmak için uğraşıyorlar. Elinde ne gelirse yapıyorlar. Yani her konuda el atıyorlar. Alıyor yani AK Parti sayesinde iyi yardımlar alıyor. Şehirde gelişmiş güzel ama işsizlik var burada. Neden sizce işsizlik oluşuyor Malatya'da? İşlerin hepsi boş yani iş sahaları yok. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Abi devletin el atması lazım, belediyenin el atması lazım. Yani gençleri siz de biliyorsunuz, siz de gençsiniz. Gençler hep boş. Baba kesesinden yiyor. Bu nereye kadar sürecek? Bir de pahalılık var yani. Bu pahalılıkta millet maaşıyla geçinemiyor. Zor yani. Yani siz de biliyorsunuz bu pahalı. Vallahi böyle yani. Pahalılık var, işsizlik var. Ama şehir gelişiyor. Belediye iyi çalışıyor. Memnunsunuz belediyeden. Belediyeden memnunuz da ama belediyeyle iş bitmiyor ki. Değil mi? Yani belediyeyle iş bitmez bu. Gençlerin çoğu boş. Evlenemiyor yani parasızlıktan. Ha sen belki bekarsın. Evlenemiyorsun yani. Bugün bir evlenmeye kalksan 100 milyara ya 100 bin liraya yakın para gidiyor. Öyle değil mi? Yani senin de başında hadi ben yaşımı yaşamışım gibi bitti. Zor yani. İşsizliğe çare bulmalar lazım. Ama şehir gelişiyor, belediye çalışıyor ama bu yeterli değil. Ülkede bir problem olduğunu düşünüyorsunuz ekonomik yönden. Ekonomik sıfır abi. Ekonomik bitti. Ekonomi diye bir şey kalmadı ki. Paranın değeri de düştü. Bir kilo domates 20 lira olmuş. Şurada 17 liraya verdi diye millet akın ediyor. Günah ya. Hadi ben alırım. Ben memurumu alırım. Ama asgari üstten geçinen nasıl alacak bunu? Yemeye hastalık da çoğalacak. Hastaneler hastalarından da olacak yani. Yeterli mi? Yatırımlar oluyor. Ya kızı çevre yolu oluyor yani yatırım. Belki yeterli değil ama oluyor yani. Yani iş sahalarında bir sıkıntı var mı? Gençler iş bulamadığını iddia ediyor çünkü. O bir yalan yani. Ben kendim de çalışayım. Organize de iş arıyla, işçi arıyla eleman bulamıyorlar.
Şu anda öyle bir sıkıntı var. Üniversite mezunu öğrenciler, gençler organize mi çalışsın? Fabrikada mı çalışsın? Ya fabrikada şimdi şöyle, herkes bilgisayar başında çalışmak şey yok. Ama işi beğenmiyorlar doğrusu. Ha, üniversite mezunu da gelsin, normal fabrikada çalışsın diyorsunuz. Yani çalışsın demiyorum. Yani iş var ama gençler beğenmiyorlar bu işi. Böyle bir şey var. Hayleyin diyor ki şimdiki gençler bilgisayar başında çalışacağım. Yani ilayın üniversite mezunu değil. Öbürler de iş beğenmiyorlar. Şimdi ilan vermişler, kimse eleman bulamıyor. Ne kadar maaşla ilan veriyor organizede fabrikalar? Asgari ücretin bir tık üstü. Bir üstü, 5-6. Sizce 5000 lirayla Malatya'da geçinilebilir mi? Geçinir. Biraz önce vatandaş domatesin 20 lira olduğunu söyledi. Ya onlar zaten hiç bu hükümeti zaten beğenmezler. Yok, domatesden bahsediyoruz biz. Şimdi şöyle, 10 lira da domates var. 13 lira da var. Domatese göre. Yani şu anda her şey, balık var ama her şey bol. Yani millet biraz... Çünkü vatandaşlar alamadıklarını söylüyor, bu yüzden bolluk olduğunu söylüyor. Yok. Herkes var. Herkeste para var. Ben kendi çiftçiyim. Asgari ücretle çalışayım, ben geçineyim. Yani o kadar da nankörlük olmaz. Yani kısmen. Ya mesela bir fabrikalar açılması gerekiyor mu daha fazla? İşçi insanların yani iş bulamadığını ifade ediyor. Olsa organize özellikle tabii güzel. Ama şunu söyleyeyim mesela devlet kurumu olarak güzel. Yani bence gerek yok. Ama başka tabii özel sektör yani olur. Katılıyorum. Gençler iş bulamadıklarını ifade ediyor. Sizce Malatya'da işsizlik var mı? Yani yeterli mi iş kolları? Aslında çalışmak isteyen iş bulabiliyor da ama iş tercihi var. Yani daha çok kolay iş. Yani zor iş kimse benimsemiyor. Ama tabii var, işsizlik var. Yani adam üniversite mezunu, iş bulamıyor. Alternatif olarak işte organize. Yani oralarda çalışma mecburiyetine kalıyor. İşsizlik var.